NBA'de oynayan efendim basketbolcu Cedi Osman. iki yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'le evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında yapılan törenle önceki gün nişanlandılar. E, nişan töreni Ebru'nun Tekirdağ'daki ailesinin yazlığında gerçekleşti. Her şey geleneklere uygundu. Cedi acı kahvesini de içti izleyelim. Şahin ve Cedi Osman nişanlandı. Oyuncu Ebru Şahin bir buçuk yıldır birlikte olduğu basketbolcu aşkı Cedi Osman'la doğum gününde nişanlandı. Nişan Şahin ailesinin Tekirdağ'daki evinde gerçekleşti. Benimle, Nişandan sonra doğum günü kutladılar. 2 metre 1 santimlik boyuyla 25 metre uzaklıktaki Cedi Osman'ı şak diye tanıdık. Yanında da sevdiceği Ebru Şahin var. Detay almaya çalışırken mekanda Ali Erkazan'a bile denk geldik. Kalkış, iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi akşamlar. Nice mutlu yaşlar dilerim. Yedi bey sürprizi evet, de herhalde dostlarınızla, arkadaşlarınızla. Evet, bizim arkadaşlarımız sürprizi. Ebru Şahin 28. yaş gününü sevgilisi Cedi Osman'ın şahane organizasyonuyla kutladı. Nişandan sonra iki sevgili doğum günü partisinde yakın arkadaşlarıyla buluştu. Şahin sevgilisine bakın nasıl da sıkı sıkı sarıldı. Cedi Bey çok kibar, yüzü hep gülüyor. Bu yaz sonu gerçekleşmesi ihtimali olan düğün sanırız ertelenmiş. Temmuz evet. ertelenmiş galiba. Onunla ilgili bilgi alsaydık. Ertelenmedi. Yazın ben zaten. Çok teşekkür evet. ederiz. Evet. Nasıl bir düğün i̇yi olacak? Iyi akşamlar, Üç tane gelsin. düğün olacak konusunda nikah. Doğru senin şey. için. Bekleriz efendim. 14,5 saniye süren röportajdan aldığımız notları özetleyelim. Ebru Şahin, Cedi Osman bu yaz sonu evleniyor. Üç düğün olmayacak. Çift yurt dışında evlenmeyecek. Vay be, vay evet. be diyeceğim bugün. Evet. Evet. Aşklarının başlangıç noktasını hatırlıyorsunuz. Bayağı kıyamet olmuştu. Haziran okuştu. 2020. Sesi İlk... alabilir miyiz arkadaşlar? İlk aşk haberleri ortaya atıldığı zaman... İkisinden de bir yalanlama gelmişti. Bu uh, hem de nasıl? Ee, yazılanların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok şeklinde. İlk açıklama Cedi Osman'dan geldi. Ardından benzer açıklama da Ebru Şahin'den gelmişti. Ve gelinen noktaya baktığımız zaman üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve yakında da imza atacaklar. Evet. Yani aramızda hiçbir şey yok karı koca olma noktasına evet. geldiler. Var yok mu öyle çiftler bizi yalanlayanlar? Basın bültenleri, avukatlarının diliyle böyle sert açıklamalar. Kimi nikah masasına oturdu, kim aşk yaşadı ayrıldı. Allah, Allah mutluluğa erdirsin. Böyle şeyler güzel oluyor yani. Hani biz demiştik de tersi çıktığı yerine ne güzel birbirlerini buldular. Bir çeşme tatili. Çeşme tatilinde tanıştılar. Hatta şöyle bir daha sonra da aşklarını açıkladıktan sonra her iki tarafında hayranları çok özellikle Ebru Şahin'in şöyle şeyler de çıktı. Yaz aşkıdır çabuk biter. Değil mi? Tabii sürülmez şeklinde. Çünkü çeşme Şimdi ayağa sıcak, kalkıyorum. Kum, istiyorsan bana eşlik de edebilirsin. Oradan da bakabilirsin. Neden evet. ayağa kalkıyorum? Pastaya mı? Ben ee, pastaya takıldım da. Pasta. Pasta, pasta. tutmayın dostlarım. <laughs> düşerim bugün modunda. Pasta muhtemelen... Pasta. Ev yapımı bir pasta. Çok da tatlı, güzel Sıcaktan gözüküyor Sıcaktan Biraz yan yatmış. Sıcaktan biraz böyle eğilmiş. Pastanın yanı sıra masadaki şu örtüye de takıldım. Şuna biraz bir parça bir ütü vursalardı keşke Bence, diye düşündüm. Gülşen o kalkmış. Hayır o böyle o sandıktan çıkmış. O çeyizden kolalı. çıkmış kolalı. <laughs> ya da Onu da böyle ütülemeden direkt böyle masanın üzerine koymuşlar. O pasta niye öyle bir? Peki başka neye takıldık? Şöyle söyleyelim. Bu çift gerçekten birbirlerine kardeş kadar benziyorlar. Benzediler. Hatta birbirlerini çok seven insanlar zamanla birbirlerine benzerler derler. Onlar ilk baştan bu bir yana birbirlerine benziyorlar. Gözler çekik falan, saçların kıvırcıklığı, neredeyse her şey aynı. Zamanla değişen bir şey var bu iki yılda. Ebru Şahin'in yüzü. Ebru Şahin her cahit çok doğal bir yüzü vardı. E, ufak tefek müdahalelerin olmadığı bir surata sahipti ne zamana kadar Destan dizisine kadar ne zaman ak kız oldu bizim kızımızın yüzünde değişiklikler başladı Biliyorsun Sana o şöyle dönemdeki söyleyeyim. iddiaları evet onu da konuşacağız bir evet. de sana şunu söyleyeyim ben buraya baktığım zaman bu karaya baktığım zaman 28 yaşına giren bir kız görmüyorum da sanki 38 yaşına girmiş bir kız görüyorum ee, ben yaşı büyütmüş o büyütmüş çünkü yapılan estetik müdahale Yapıyor. hani atıyorum botoksdu vitamin iğnesiydi Ufak tefek dokunuşlar, şimdi hepsine ufak tefek dokunuşlar diyorlar ya. Neyse hadi botoks falan o bir yere kadar. Evet. Ama bu Fransız askısı, e, dolgu denilen şeyler, e, hareketler insanın yaşını tamam yüzü geriyor, yukarıya çekiyor ama insanın yaşını büyütüyor. Destan dizisi ilk başladığı aylarda bizim kulağımıza şöyle bir e, bilgi geldi. Bir klinikte çalışıyor kişi. Hı hı. E, şey, e, Destan e, buraya geldi, rolünün de e, hakkını daha iyi verebilmek için çünkü çekik gözlere sahip olması gerekiyormuş. E, burada Fransız askısı yapıldı kendisine denildi. Biz de aa öyle mi dedik falan ama pek bir şey olmadı devamı gelmedi evet. çünkü soruyorsun cevap gelmiyor Zaten falan. Zaten bir de Çekişim gözleri burada, vardı daha da gerdirdi dediler. Bu nişan ve doğum gününde daha böyle belirgin bir şey var. Yüz evet fotoğrafları da getirelim. E, elbisesi. Elbisesini nasıl buldun? Yani, Klasik. Evet. Ebru'nun zaten tarzı hep bu tarz. Böyle elbiseler giymeyi Hani şöyle diyemeyeceğim. Kötü diyemeyeceğim, iyi de diyemeyeceğim. O orta karar bir şey. Damat da böyle krem rengi bir takım elbise giymiş. Aralarında Ama bir uyum var. Az çok e, düğünde nasıl bir tarzı seçebileceklerinin ipucunu veriyor burada. Evet. E, dediğimiz gibi sanki şey gibi de duruyor biliyor musun? Eskiden böyle Ebru Cedi'nin yanında bayağı ufak tefek kalıyordu. Bildiğim kadarıyla da aralarında bir yaş var. Cedi 27 yaşında, Ebru Şahin 28 yaşında. Şimdi o yüze yapılan her neyse onu da hiç anlamıyoruz insan. 20'lerin de neden 20 yüzüne botoks yaptırır? Neden dolgu yaptırır? Neden bozmamak lazım. badem dem göz işlemi yaptırır? Ben onu anlamıyorum. Çünkü 20'lerin insana verdiği bak gençlik, doğal, dirilik, evet. parlaklık başka bir şey. Onu artık 50 küsürlerde 60'ta bile yakalayabiliyorsun estetin nimetleri sayesinde. Ama tazeliği ne yaparsan yap yakalayamıyorsun. O zor. O insanın yüzüne, yüzünde onlu yaşların sonunda evet. böyle 17'den itibaren hafif hafif oturmaya başlayan 20'li yaşlarda olan bir şey. Ben de bazen caddede falan yürüyorken maskelerde biraz indi ya böyle belli ki vücut yapılarından ve giyimlerinden daha küçücükler ama yüzler şiş. O dudaklar şiş niye yapıyoruz? Hep konuşuyoruz Yapmayın. mezuniyet hediyesi artık ne istiyorlar? Burun estetiği istiyorlar, dudak dolgusu istiyorlar. Benim kızım olacak anneciğim mezun oluyorum dudağımı gel bakayım sen buraya <laughs> 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 e, Sena Hanım yazmış sonunda aynı fikirdeyiz. Sonunda biri beni anladı. Ebru'nun yaşlı gösterdiğini ve elbisenin rüküş olduğunu söylemiştim diyor. Aslında biraz da sert oldu. Evet yaşı büyük gösteriyor. Evet. Yani. 28 yaşında bir kız göremiyorum bu karelere baktığım zaman ama her cahide de gerçekten yaşını gösteriyordu. Evet çünkü daha bunun 30'ları var, 40'ları var. Anne olduktan Peki, sonra yüz arada bir değişiyor, yaş vücut fark var, değişiyor onlarda. Bir yaş fark var. İlişkilerde <laughs> yaş farkı önemli midir? Yani benim kişisel fikrimi söyleyeyim. Kadınla erkek arasında bir 5-10 yaş fark olmalı. Benim ile ne kadar var? 6 yaş var. Benim Ortalıyor 10 yaş var. sen bütün Lim, limitteyim ben. <laughs> evet. Hani milyonluktan kurtarıyorum belki biraz. Çünkü biz çabuk olgunlaşıyoruz. Evet. Yıllar içinde de çabuk yıpranıyoruz. Evet. Kadınlar daha çabuk yıpranıyor Özellikle erkeklere göre. sert bir çalışma evet. hayatım varsa e, bizimkiler de kolay geçmedi Geç açıkçası. Mi? Bu da insanı zamanla yoruyor. Hele bir de çoluk çocuk falan olunca yükün iyice artıyor. Şimdi 10 yıl sonra düşünüyorum. 10 yıl sonra baktığımız zaman onların karelerine inşallah yan yana görürüz yine onları. Ki. Cedi Osman aynı kalır. Değişmez. Cedi Osman evet. Cedi Osman biraz da şöyle bir yavantarstan. Ne kadar mutlu gözüküyorlar ya. Sporcu yalnız. olmasından kaynaklanan ileriki yıllarda emekli olduktan sonra sporu bırakmazsa spor yapan insanın her zaman daha dinç, taze kalma şansı var evet. tabi epey ki. Şimdi aralarında bir yaş, Ebru Şahin bir yaş büyük de ama. Öyle ilişkilerden, evliliklerden bahsediyoruz. Arada 15 yaş kadın büyük, 20 yaş kadın büyük. <laughs> var, istisnalarda var tabii. Evet. Bu arada Cedi Osman çoğu karede. Kaçtı boyu? 2.02 mi? Şu an hatırlayamadım. 2.01. 1, -1. Ha, 1 santim. Metre. Dikkat et. Bazı yerlerde böyle hep böyle şey... Kambur durmaya çalışmış. Evet. Bir de o boy farkını kapatmak için. <laughs> ne yaparsan yap, Çocuksu bir ifadesi olduğu için de Ebru Şahin'den daha küçük duruyor olabilir. Onun yüzünde bir çocuksu ifade var. Peki yaş farkı diyoruz, estetik biraz daha insanın yüzünü bozuyor, biraz büyük gösteriyor. Aradaki mesafeye ne diyeceksin? Amerika ve Türkiye. Ha evet o Şimdi mesafe her ikisi de birini fedakarlık yapması gerekecek. Her ikisi de mesleğinin e, zirvesinde, Ebru Şahin de şu an e, en çok rağbet gören oyuncular arasında. E, hangi Türk basketbolcuya kaçına nasip oluyor NBA'de oynamak ve daha geleceği var? E, Cedi Osman bırakamaz. Ebru Öyle Şahin yani. de bırakamaz. Ayrı ayrı mı olacak? Ne yapacaklar? Gel gitli bir şey olacak bence bir süre. Yazın mı bir araya gelecekler? Hangisinin Öyle işi olmaz. bitebilir ki? Öyle olmaz. O i̇kisi de daha mesleklerinin zire başlarında. Mesafeler bayağı engel olur. Mesafeler yani birinin fedakarlık biraz... yapması gerekecek bu durumda. Hangisi yapsın ya? Artık e, Cedi Osman burada bir takımda mı oynar onu bilemem. Ama niye NBA'yi bırakıp da... Aşk uğruna her dünyaca. şeyi yapabilecek bir çocuk bu. Yapmasın ikisi de yapmasın işte o iyi bir şey değil. Çünkü yarın öbür gün bir terslik İşim olduğunda... Olmaz suçlanırsın. Hiç karşı tarafa benim için şu fedakarlığı yap demeyeceksin. O yapmak istese bile yapma diyeceksin bak. Sonra ne oluyor biliyor musun onlar? Ben yapmak istediğimde sen beni niye durdurmadın? Bencilsin. Bir şey söyleyeceğim. Hemen bu başlıyor. Örneklerini görmüyor muyuz? Mankenlik yaparken evleniyor, işini bırakıyor. E şimdi 40'lı yaşlarında bir sürü insan podyuma geri dönme çabası içindeler. Boşandılar, evet, evet. evlilikler bitti. E bir şekilde de para kazanması gerekiyor. İlk haberleri geliyor, geri dönüyor. Geri dönüyor, bıraktığından da daha güzel, eskisinden daha genç sloganlarıyla dönüyor. Ama o dönemlerde biz yeni evlendikleri dönemlerde ...işlerini bıraktıklarında... ...biz onlara oyunculuğu, şarkıcılığı, podyumu... ...hatırlattığımızda <laughs> ne deniyordu? Kapattık biz o defteri. Hafif de küçük bir Hatta azar işitiyorduk. Manken bile yazdırtmıyorlardı. yazdırtmıyorlardı. Aynen. İş kadını. <laughs> Girişimci. <gülüyor> Girişimci doğru. <laughs> ya da pardon tasarımcı. Daha Doğru. Modacı, Bak, tasarımcı. Şöyle bir isim tanıyorum. Sadece sosyetik güzeldi. Sonra bir anda modacı oldu. Dediler ki nereden modacı oldun? Sonra tasarımcı oldu... Dekoratör oldu, Hı. girişimci oldu. Nasıl? Büyük. Daldandala. <laughs> öyle öyle gidiyor daldan dala. Şimdi ben de tam büyük değişim diyecektim. Şu bakar mısınız? Kareye. Bir tanesi Hercai galiba. Ee, diğeri de Destan. Evet. Son hali. Bence burada bir Fransız askısı ee, durumu bir kere var gibi bir görünüyor. Şey mu? Saçı burunda da Burunda da sanki bir işlem var gibi duruyor. Açıdan dolayı mı acaba böyle durmuş? Hercai'den evet. önceki haliymiş. Evet Eda öyle söylüyor. Ama evet. göz ve kaş kısmına var. Dudakta falan hiçbir şey yok. Dudak yok. Evet. Ama o yanaklarda mı? Göz kısmında, kaş kısmında. Ya bu kaşlar niye herkes aynı kaşı yapmak durumunda? Evet. Sanki şurada böyle bir sülük var. Hmm. Sülük Kaşçılar. yapışmış gibi. Evet, evet. Kaş. Ya bir doğallık yok o kaşta. Yok. Her defasında çok doğal oldu. Çok Şu, doğal oldu. Bakar mısın şuraya. Şu, öyle doğal. Eski resmedeki kaşlar ne kadar doğal duruyor. Şimdi orada işte tam yaşının bir genç kız. Evet. evet.